Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Günlük falınızla tekrar karşınızdayım. Neyse halimiz çıksın falımız diyoruz. Dilek tutup niyet tutup falımıza başlıyoruz. Bakalım fincanımız neler anlatacak bize. Çok güzel bir şekilde tutmuş falımız. İnşallah sizler de benim gibi güzel güzel dileklerinizi tutmuşsunuzdur. Sıkıntılardan, sorunlardan arınmışsınız. Kafa karışıklığınız oldukça çok fazla. Bu yazla ilgili planlarınız var ama planlarınız olduğu gibi, istediğiniz gibi yürüyecek mi belirsiz ve bununla alakalı netleşmeyen bir şeylerden dolayı kendinizi yiyorsunuz, bitiriyorsunuz. Fakat bunu kafaya takarak hiçbir şeye, hiçbir yere varamazsınız. Planladığınız şeyler olduğu gibi gitmeyebilir. Ama bazı konularda spontan takılmayı tercih edin, emin olun. Çok daha iyi olacak sonucu. Çok daha keyifli olacak. Tek kişilik bir seyahat görüyorum. Uzağa bir seyahat. Bir de anahtar var üzerinde. Yani evinizde evcil hayvanınız varsa belki bu anahtar bu yüzden çıktı. Çünkü anahtar biraz kafanıza takılmış durumda. Tatile çıkacaksanız evcil hayvanınızı yanınıza götüremeyecekseniz onu emanet edebileceğiniz bir kişiye bırakmış olabilirsiniz ya da bırakacaksınız. Fakat aklınız evinizde çocuğunuzda kalacak. Yani evcil hayvanınızda kalacak aklınız. Ki ben kedilerimi yani çocuklarım olarak görüyorum. Onlar benim oğullarım, onlar benim yavrularım. Herkes de eminim benim gibi düşünüyordur bilemiyorum ama. Yani onu emanet ederken aklınız onda kalacak çünkü o size o kadar düşkün ki siz bu nedenle çok takıntı yapmışsınız anahtarı kafanıza takmışsınız. Fakat emin olun bıraktığınız kişi de emin olduğunuz için bırakmışsınız zaten bu anahtarı. Önü aydınlık, temiz, yani güzel bir seyahate çıkıyorsunuz. Bu bir tatil amaçlı seyahat olacak. Malum okullar kapanıyor. Okul okuyorsanız eğer okul bittiği için artık bir tatile ihtiyacınız varsa bu nedenle olabilir. Ya da çalışıyorsanız işten güçten uzaklaşıp biraz kafa dinleme ihtiyacı olabilir. Bu nedenle bir tatil isteyeceksiniz. Önü açık, temiz, aydınlık. Biraz böyle karmaşa halinde gibi ama tam böyle kafanızda bir plan varsa da buna uyamayacaksınız ya da uymaya çalışsanız da bazı şeyler aksayabilecek. Gelişi güzel. Takılmayı tercih edin. Gerçekten de sonucu muhteşem olabiliyor. Çünkü istenmeden yani farkında olmadan bazı şeyler gelişi güzel olduğunda sonucu çok daha mükemmel olabiliyor. Bir kuğu çıkmış, ağzında bir yüzük var. Bir evlilik söz konusu. Bu kişi siz misiniz bilemiyorum. Evliyseniz yakın çevrenizden, arkadaş çevrenizden birisi olabilir. Bekar iseniz bu kişi siz olabilirsiniz. Fakat gerçekten de temiz ve güzel aydınlıkta çıkmış. Belki bir düğün için gideceksiniz, seyahat dediğim belki bu nedenle gidiyor da olabilirsiniz ya da gideceksiniz. Fakat gerçekten de temiz, güzel, aydınlıkta oldukça karmaşa içerisinde. Fakat bu karmaşa bu düğünle alakalı da olabilir. Kalabalık ortamlar, böyle masalar, etrafta yayılmış masalar var. Yani bir düğün ortamı var. Bu düğüne belki siz kendiniz katılacaksınız. Belki kendi düğününüz, bilemiyorum. Fakat gerçekten de çok güzel. Emin olun çok mutlu olacağınız anlar yaşayacaksınız. Belki tatilin arkasından böyle bir durum söz konusu da bu nedenle gideceksiniz. Maddi anlamda çok büyük bir sıkıntınız yok. Küçük çaplı bir sorun yaşamışsınız. Bu sorunu da parça parça atmaya başlamışsınız. Böyle taksite bölmüş gibi bu borcu bir şekilde bu borcun içinden çıkabileceksiniz. İşin içinden çıkabileceksiniz. Bakın kocaman bir çiçek açılmış. Eğer ki bekarsanız bu bir kısmete dair. Yani o kadar güzel, o kadar muhteşem bir şekilde açmış ki bu çiçek.
Yani nasıl diyeyim, zambak gibi mi diyeyim, daha bir farklı bir çiçek gibi mi diyeyim? Çok güzel bir çiçek. Yani bu çiçek sizin için hayırlı bir kısmet var olduğuna dair, eğer ki evliyseniz bu kısmet sizin çocuğunuzla ya da kardeşinizle alakalı olabilir. Gerçekten de hayırlı bir kısmet olacak. Temiz, aydınlık. Fincanın ağız kısmına doğru baktığımda çok fazla bir şey çıkmamış, fakat böyle uzaktan bir haberiniz var. Temiz, aydınlık, güzel bir haber. Mutluluk verici bir haber alacaksınız. Arkadaş çevrenizden olabilir. Küçük böyle belli belirsiz bir deve çıkmış. Bir parasal anlamda iyi bir dönemde olabilirsiniz ya da böyle iyi bir döneme gireceksiniz. Yani parasal anlamda rahata eriyorsunuz artık. Çünkü deve sadece tek değil, arkasında bir kervan var. Bu devenin arkasında 2-3 tane daha böyle küçük küçük develer var. Yani bir miras ya da ne bileyim bir aile arasında bir mal mülk satımı mevzusuyla alakalı bir gelir paylaşımı olabilir. Gerçekten de temiz, aydınlıkta çıkmış, bereketiniz artıyor. Merdiven basamağı çıkmış, oldukça dik şekilde gözüküyor ama temiz, aydınlık sonucu. Bu merdiven basamaklarının ucundasınız siz şu an. Şu an yani böyle bir işinizle alakalı yükselmeyi istiyorsunuz, hedefiniz var. Bu merdiven basamakları da sizin hedefiniz. Hedefin sonu, emin olun, temiz, aydınlık ve bir anahtar gözüküyor hedefin sonunda. Bakın, gördünüz mü? Şuraya doğru bir merdiven basamağı var. Merdiven basamağının sonucunda bir anahtar var. Yani zaferi siz kazanacaksınız. Bu anahtar sizin elinize geçecek. Hayatınızdaki sıkıntılı süreçler. Yani sıkıntılı süreç dediğim, emek verip karşılığını alamadığınız dönemlerle alakalı. Ya da çabalayıp da bir türlü göze görülmüyormuş gibi göründüğü durumları tamamıyla aşacaksınız. İki tane yan yana yüzük çıkmış. Yanı başında bir göz var. Yani bir nazara uğrama durumu var. Fakat bu yüzüğü takan kişi siz misiniz, değil misiniz, belirsiz. Bu yüzüğü siz takıyorsanız eğer, siz nazara uğrayacaksınız. Sizin yakınınız, sevdiğiniz bir insan takacaksa bu insanlar nazara uğrayacak. Soru işareti var. Kafanızdaki soru işareti neyle alakalı olduğunu da şöyle belirteyim. Plan yapmak istemişsiniz fakat planınız belirsizliklerle dolu. Yani nereden başlayacağınızı bilmediğiniz için bu planınızda şu an belirsizliklerle dolu ve zamanı geldiğinde bu soru işareti gerçekten de çözüme kavuşacak. Fincanda görebildiklerim bu kadardı arkadaşlar. Tabağımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Bir kaplumbağa çıkmış. Bir taşınma söz konusu. Ev değiştirme durumunuz olabilir. Ya da ev alıp taşınma gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. Bir dilek dileyin. Dileğiniz gerçekten de çok güzel. Kendinizle alakalı bir dileğiniz var. Ve dileğiniz çok berrak, temiz bir şekilde. Bir süre duraksayacaksa da ama önü açık. Temiz. Bir kalabalık ortama giriyorsunuz. Kalabalık ortamda çok göze böyle yani göze batan derken şöyle bir şey. Yani gözler sizin üzerinizde olacak. Oranın, yani o ortamın yıldızı siz gibi olacaksınız. Sanki bir ünlü birisi gelmiş de orada etrafına insanlar birikmişçesine gözler sizin üzerinizde olacak. Aman dikkat edin, nazara gelmeyin. Tek kişilik bir seyahat var. Bu tek kişilik seyahatin sonunda iki ayrı kişiyle görüşüyorsunuz. Fakat bu belki arkadaşlarınızla tatil planı yapıp
Belli bir yerde bir tatilde buluşma dileği, isteği olabilir. Anahtarınız çıkmış temiz aydınlıkta. Anahtarınızın üst tarafında da böyle şey var. Sanki böyle merdiven basamakları var. Alta doğru da merdiven basamakları var ama oldukça dik bir merdiven basamağı. Anahtarın üstünde bir iki basamak daha var. Zaferi elde edeceksiniz. İşinizle alakalı yükseliş bekliyorsanız bu olacak. Bir dilek daha dileyin. Evet, temiz, aydınlık ve gerçekten de hızlı bir şekilde sonuç alacaksınız bu dileğinizden. Melek kanadı çıkmış, sizi koruyup kollayan bir meleğiniz var. Gerçekten de melek kanadı sizin hayatınıza dokunuş sağlıyor. Böyle bir şeyleri artık güzelleştirmek istiyorsunuz ve bunu başaracaksınız. Meleğiniz sizi koruyor. Nazarınız var ama çok fazla değil. Fakat yine de dikkatli olmanızı öneririm. Soru işareti var bu ya, planlı yaptığınız tatille alakalı. Belki bu kaplumbağa da hani kabuğunu evin sırtında taşır yani o nedenle gözüküyor olabilir. Çünkü uzun vadeli bir seyahat planıyla alakalı olabilir bu kaplumbağa figürü. Yani belki ev alma, taşınma vesaire değil de uzun vadeli bir tatil planladıysanız bununla alakalı epeyce bir süre evinizden uzak kalacağınıza dair olabilir. Görebildiklerim bu kadardı. Gerçekten de güzel bir faldı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın arkadaşlar.